Merhaba dostlarım. Bugünkü konumuz meal nedir, ne demektir? Meal, çeviri, tercüme demektir. Kur'an-ı Kerim mesaj kitabıdır. Çevirisini okumadan o kitabın mesajını nasıl alacaksınız? Bir düşünmenizi tavsiye ederim. Bugünlerde Kur'an-ı Kerim'den bahseden bir insan gördüğü zaman bazı menfaat çevreleri bir tarafına bir şey kaçmış gibi hemen zıplıyor. Sanki ekmekleri ellerinden gidecekmiş gibi. Hiç korkmamalarını tavsiye ederim. İnsanlık tarihi boyunca da, İslam tarihi boyunca da insanlar yalana ve yalancıya itibar etmiştir. En büyük silahları sizi peygamberi tanımamakla suçlarlar. Peygamberi tanımayan ve sevmeyen insanın Kur'an-ı Kerim'le ne işi olabilir ki? Hepinizin her cuma dinlediği şu ayeti size bir okuyayım bakalım. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allah ve melekler peygamberi salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam edin. Ahzab suresi 56. Ahzab suresi 6. ayette de Allah şöyle buyurur. Peygamber müminler nazarında kendi canlarından daha önce gelir. Hanımları da analarınızdır. Akrabada miras bakımından Allah'ın kitabına göre birbirlerine öteki müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bu kitapta yazılı bulunuyor. Bunun altını kalın bir çizgiyle çizdik. Yani peygamberi tanımazsan, sevmezsen, kendi nefsinden daha fazla sevmezsen, sen mümin de olamazsın, Müslüman da olamazsın. Arapçanın bizim için değeri, vahyin onunla gelmesidir. Kur'an'da onlarca ayette Allah şöyle buyurur. Biz hangi millete bir peygamber gönderdiysek onların diliyle vahiy gönderdik der Allah. Arapçanın tarihi milattan önce 500'lü yıllara kadar dayanmaktadır. Yani diğer bütün diller gibi İbranice, Rusça, Latince gibi insanların geliştirdiği bir dildir. Allah tarafından gönderilmiş bir dil değildir. Bunun bilincinde olalım. Peygamberimiz Arap olduğu için onun lisanıyla gelmiştir. Şimdi piyasadaki haham ve papazlara sesleniyorum. Biraz insan onuruna yakışır hareket edin. Onurunuz, şerefiniz olsun. Her şey menfaat değildir. İnsanların imanlarını ölçme hakkını size kim veriyor? Hristiyan mısınız, papaz mısınız bizi dinden çıkarıyorsunuz? Yok mealciler, yok Kur'an sapıkları. Bu ne aşağılık bir iftiradır. Kur'an sapığı ne demek ya? Piyasada birkaç tane onurlu akademisyen yıllarını ömrünü bu işe adamış insanlar Kur'an'dan bahsediyor diye insanlara atmadığınız çamur kalmadı. Ama ben sizin dilinizden konuşmayı bilirim. Aynı peygamberimize vahiy geldiği zaman Mekke müşrikleri nasıl zıplıyorsa siz de Kur'an'dan bir şey duyduğunuz zaman hemen zıplıyorsunuz. Birçoğunuzun hayatınızda bir kere Kur'an okumadığından eminim. Şimdi Kur'an okuyan bir insan bu kadar pervasız ve vicdansız olamaz. Bu menfaat çevrelerinin ne kadar evrensel olduğunu gerçek bir yaşam öyküsüyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Malcolm X'in yaşam öyküsünü anlatmaya çalışacağım. Kendisi Harlem'de yaşayan tam bir sokak serserisidir. Kendisinde her ayak vardır, uyuşturucu, hırsızlık. Bir gün Malcolm cezaevine düşer. Orada İstanbul cemaatinin liderinin sağ koluyla tanışırlar. Onunla uzun muhabbetler, sohbetler yaparlar. Bunun sonunda da Müslüman olmaya karar verir. Ancak bunlar İslam'ın zencilerin dini olduğunu lanse eder. Neyse cezaevinden çıkarlar. Malcolm Elijah Muhammed'in yanına yerleşir. Kendisi çok okuyan biridir. Onlar tarafından da yetiştirilir. Vaazlar vermeye başlar, konferanslar vermeye başlar. Amerika'nın dört bir yanında konferanslar verir. Herkesin ilgisini çekmeye başlar. FBI tarafından da adım adım izlenmeye başlar. Malcolm 60'lı yıllarda yaşamış bir insandır. Martin Luther King, Muhammed Ali bunlar aynı devrin insanlarıdır. Muhammed Ali ile de çok samimi arkadaşlardır. Malcolm okumaya devam eder. Bu arada cemaatten biriyle tanışır ve evlenirler. Mutlu bir evliliği olur. Okumaya devam eder, vaazlarına devam eder. Kur'an'ı derinlemesine okumaya başladıkça tabii ki fikirleri değişmeye başlar. Vaazlarında Kur'an'la ilgili şeylerden bahsetmeye başladıktan sonra Elijah Muhammed'e şikayetler gelmeye başlar.
Elijah Muhammed kendisinin peygamber olduğunu iddia eden bir insandır. Malkolm'u yanına çağırır ve senin vaaz vermeni yasaklıyorum. Seni susturdum der. Malkolm, Elijah Muhammed'e son derece saygılı, ona karşı çok büyük sevgisi vardı, ona son derece inanıyordu, ona hiç toz konduramazdı. Ama Malkolm'ün eşi kendisini uyardı. Bu adam genç kadınlara tacizde bulunup onlardan çocuk yapıyor, cinsel taciz yapıyor diye uyarıyordu. Malcolm inanamıyordu, eşine inanmıyordu bir türlü. Kendisi bizzat o kadınlarla görüşüp olayın gerçek olduğunu öğrenir. İnanamıyordur kendisi. Dünyası yıkılmıştır çünkü. Ve sonra gider Elijah Muhammed'in kendisine sorar. Böyle bir şey yaptınız mı diye. Elijah Muhammed'in cevabı ne olsa beğenirsiniz. Kendisinin son peygamber olduğunu ve onun tohumlarının dünyaya yayılması gerektiği için böyle bir şey yaptığını söyler. Malcolm bir süre kenara çekilir. Sonra karar verir ve hacca gider. Hacda gördüklerine inanamaz. Dünyası değişir. Çünkü kendisine İslam'ın zencilerin dini olduğu, Elijah Muhammed'in de onun peygamberi olduğu söylenmiştir. Çünkü kendisi hacda her dilden, her ırktan çok değişik insanlarla tanışmış, aynı sofrada yemek yemiştir. Ve sonra Amerika'ya geri döner ve bir basın toplantısı düzenleyerek artık kendi vaazlarını vereceğini ve kendi sözünü söyleyeceğini ilan eder. Ufaktan ufaktan vaazlar vermeye başlar. Yalnız kendisine ve eşine tehditler yağmaya başlar. Telefonda tehditler edilmeye başlar. Eşini rahatsız ederler, kendisini rahatsız ederler. Kendisine ve eşine telefonda ölüm tehditleri yapmaya başlarlar. Ve en sonunda da evini yakarlar. Tabii ki Malcolm pes edecek bir insan değildi. Çünkü Kur'an'ı öğrenmişti. Tabii ki bu tehdit ve şantajları yapan, hatta Malcolm'un evini yakan İslam Ulusu denen cemaat, yani Elijah Muhammed'in cemaatiydi. Bir gün bir yerde konferans verecekti, 1965 yılında. Arkadaşları ve dostları ona gitmemesini söylediler. Ama kendisi kesinlikle yapması gerektiğini, bundan dönüşü olmaması gerektiğini düşünüyordu. Bir otelde saklandı. Sabah çıkmıştı yola, otelden çıktı ve konferans salonuna geldi. Tam konferansını vereceği anda üç kişi otomatik silahlarla delik deşik ettiler kendisini. Bu kadar canice ve hunharca öldürmüşlerdir kendisini. Yani dünyanın neresinde olursa olsun menfaat çevrelerinin yapacağı davranış aynıdır. Kimi silahla, kimi sözle saldırır. Benim onlara söylediğim, Allah'tan korkmuyorsunuz, bizlerden utanmıyorsunuz, en azından kendinizden utanın. Biraz onurunuz olsun. Dünyadaki her şey menfaat değildir. Bizleri yıldıramazsınız. Çünkü gerçeği yakalamışız, biz hazineyi bulmuşuz. Bizi geri çeviremezsiniz ki yolumuzdan. Son olarak şunu söyleyeyim. Kitaplar okunmak için ve anlaşılmak içindir. Şöyle örneklendirelim. Alexander Dumas'un Monte Cristo kontunu anlayamayan var mı aranızda? Fransızca yazılmıştır ve Türkçe'ye çevrilmiştir. Dostoyevski'nin Suç ve Cezasını anlayamayan var mı aranızda? Rusçadır, Türkçe'ye çevrilmiştir. Adam Fowler'ın Empati kitabı İngilizcedir. Bu kitabı okuyup da çevirisini okuyup anlamayan aranızda var mı? Hipokrat'ın yazıları antik Yunancadır. Bunları anlamayan var mı aranızda? Hukuktaki hemen hemen bütün terimler Arapçadır. Tıpta da bütün terimler Latincedir. Şimdi siz Latinceyi telaffuzunu öğrendiniz ama anlamını öğrenmediniz. Tıpta ne anlayabilirsiniz, ne öğrenebilirsiniz? Şimdi bu menfaat çevreleri bizlere şunu söylüyor. Siz Arapça telaffuz etmeyi öğrenin, seslendirin, Kur'an'ın içeriğinden haberiniz olmasın. Biz size istediğimizi söyleriz, istediğimizi gizleriz. Sizi istediğimiz gibi yönlendiririz. Benim onlara tavsiyem şudur. Şimdi insanlar sizlere daha çok itibar ediyor. Hiç kendinizi yormanıza gerek yok. Kur'an'dan bahseden insanların YouTube'daki tıklamalarına bak, sizin tıklamalarınıza bak. Arada dağlar kadar fark var. Hiç müşteri kaybetmezsiniz. Korkmayın. Bizler de sizler yırtınsanız da, parçalansanız da anlatmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız da bir avuç beyni hür, aklı ve vicdanı hür insana Kur'an-ı Kerim'i anlatmaya çalışmaktır. Hoşça kalın.